Saatimiz 12.21. Engelsiz Bilişim Kitabı editörü, aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu koordinatörü Sayın Mustafa Özhan Kalaç bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk Seza Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Kitabın hazırlık aşaması sanıyorum çok telaşlı ve bir o kadar da heyecanlı geçti, zevkli geçti herhalde değil mi? Evet efendim, bu dördüncü yayınımız 2019'dan beri yıllık olarak engelsiz bilişim alanındaki çalışmalara yer verilen kitap yayınlıyoruz. Buradaki temel amacımız da bilişim teknolojileri engellilerin hayatı açısından oldukça önemli. Bu önem özellikle pandemi dönemi, yaşamış olduğumuz afet döneminde daha da ön plana çıktı. Biz de mümkün olduğu kadar bu alanda bilgi birikiminin gelişmesi ve yaygınlaşması anlamında yayınlar yapmaya, çalışmalar yapmaya çalışıyoruz efendim. Özellikle engelsiz bilişimin altını çiziyorsunuz. Neden? Bunu bir açalım isterseniz. Neyi amaçlıyoruz aslında? Neden? Aslında bilişim teknolojileri biliyorsunuz artık hepimizin hayatına girmiş durumda. Bu teknolojiler engelli bireylerin eğitim hayatına, sosyal kültürel hayata katılması için oldukça önemli ve vazgeçilmez bir araç. Örneğin bilgi erişimde görme engeller açısından mobil cihazlar veya bilgisayarlar ve bunların yazılımları olmazsa olmaz koşullar. Bilgi erişim olmadan tabii ki eğitime erişim de benzer şekilde olmuyor. Diğer şekilde işte sağlık sisteminden tutun iş hayatına kadar birçok alanda bilişim teknolojileri, yazılımları ile birlikte engelli bireyler de fırsat eşitliğinden yararlanarak hayata dahil olabiliyorlar. O anlamda oldukça önemli teknolojiler. Biz de bu teknolojilerin geliştirilmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde Türkiye Engelsiz Bilişim Kitabı'nın faaliyetleriyle 12 yıldır çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Eserde kimlerin tuzu var efendim? Eserde son çıkan kitabımızda farklı üniversitelerden akademisyenlerimizin çalışmaları var. Bu kitapta özellikle dijital dönüşüm sürecinde engelliler için de neler yapılabilir, unutulmaması gereken önemli noktaları vurgu yapmaya çalıştık. Çünkü ülkemizde Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında dijital dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu dijital dönüşüm sadece toplumsal değil aslında ülkemizin, devletimizin belki de dünya genelinde bir aktör olabilmesi için oldukça önemli çalışmalar. Bu dönüşüm çalışmaları içerisinde engelli bireyleri de unutmamak, onlar için de gerekli tedbirleri almakla ilgili olarak bir takım bölümlere yer verilen bir kitabımız oldu. Teknoloji tabii insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için icat ettiği bir alan, geliştirdiği bir alan. Özellikle de teknolojik imkanların engelli bireylerle buluşturulması da çok anlamlı. Neler kazandırır? İsterseniz biraz da bu konuda bilgi verelim dinleyicilerimize. Evet, bu teknolojiler güncel konulardan bahsedelim isterseniz. Biliyorsunuz pandemi döneminde eğitim hayatı uzaktan eğitime yöneldi. Uzaktan eğitime geçildiğinde engelli bireyler bu uzaktan eğitim yöntemleriyle, bilişim teknolojileriyle bu sistemin içinde kalabildiler. Onlar açısından eğitimlerini tamamlamaları ve eğitimden sonra da hem iş hayatına katılmaları, kendi hak arayışlarını gerçekleştirmeleri anlamında oldukça önemli. Diğer önemli şeylerden birisi de biliyorsunuz sosyal medya artık hepimizin kullandığı önemli bir teknolojik aygıt. Engelli bireyler de sosyal mecralardan sıkça yer alıyorlar ve özellikle hem kendi bilgi tecrübelerini paylaşıyorlar hem de bir network oluşturuyorlar. Bu anlamdan da oldukça önemli. Yine benzer şekilde şöyle bir örnek vereyim, belki farklı örnekleri var çünkü. Örneğin İşitme engelliler açısından en önemli sorunlardan birisi depremde sesi duyamamaları ve kendilerinden haberdar olunamamasıydı. Depremde kullanılan ısıya duyarlı cihazlar deprem bölgesinde onların ulaşımı anlamında avantajlar sağladılar. Hayatın her alanında birçok bilişim teknolojileri, imkanları engelli bireylerin eşit imkanlara kavuşması anlamında oldukça önemli. Görme engelli bir birey için navigasyon cihazıyla beraber başkalarına bağımlı kalmadan evden dışarı çıkması, alışverişini yapması, sosyo-kültürel faaliyetlere katılması imkanı sağlıyor.
hayatın çok farklı alanlarında farklı örnekler vermek mümkün. Sağlık Bakanlığı'nın işitme engellerine yönelik uygulamaları sayesinde rahatlıkla işitme engelli bir kişi call center'lardan bağlanarak işaret dili tercümanı desteğiyle doktorla iletişim kurabiliyor. Bunun gibi çok fazla örnek var ve bu örnekleri biz de kurumlar arası işbirliğiyle geliştirmeye çalışıyoruz. Engelsiz Bilişim kitabını eline alan bir engelli nasıl bir yolculuğa çıkıyor? Engelsiz Bilişim kitabımız tabii ki engelli bireyleri de ilgilendirmekle birlikte hizmet veren, herkesi ilgilendiren unsurları içeriyor. Çünkü sorunu sadece engelli bireyler anlamında çözebilmemiz mümkün değil. Hizmet veren kişiler, örneğin bir kurumdaki web sayfasını yapan bilişim personeli bu kitap ve bu yayınlardan yararlanarak yapmış olduğu web sayfasına nelere dikkat etmesi gerektiğini veya herhangi bir otomasyon sisteminde bir yapay zeka çalışmasında nelere dikkat ettiği takdirde engelli bireylerin de bu hizmetten yararlanmasının önünü açabileceği gibi bilgilere ulaşabiliyor efendim. Biz mümkün olduğu kadar bu yayında dediğim gibi farklı sektörlerden, farklı alanlarda ne gibi uygulamalar var, nelere dikkat etmek lazım, neler yapılabilir, fikir verecek bir çalışma, bir kitap bölümü oluşturuyor. Engelli, engelsiz, herkesi ilgilendiren bilgiler var bu eserde. Ve bu arada dünyanın neresindeyiz efendim biz engelsiz bilişim alanında? Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bilişim çalışmalarına baktığımızda birçok alanda aslında dünyaya örnek alacak çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki eksiklerimiz var veya bazı çalışmaları, başarılı çalışmaları ülkeye yaygınlaştırma anlamında sorunlarımız var. Bunu da biz mümkün olduğu kadar kurumlar arası işbirliğiyle çözmeye ve başarılı uygulamalarımızı ülke genelinde yaygınlaştırmaya çabalıyoruz. Genel olarak baktığımızda bu anlamda oldukça iyi durumdayız. Şöyle bir örnek verebilirim. 2011 yılında biz elektronik haberleşme ile ilgili çalışmaları ülkece yaptığımızda birçok Avrupa bilgisi henüz o çalışmaları yapmamıştı. Veya dünya genelinde Microsoft'un engellerle ilgili erişilebilik çalışmalarında Türkiye Microsoft'un yapmış olduğu çalışmalar önemli öncülük etmiştir. Birçok alanda Vivok ismindeki bir akıllı bastonumuz dünya genelinde ödül almış ve dünya genelinde kullanılmaya başlamıştır. Başarılı örneklerimiz var. Dediğim gibi sadece bunları yaygınlaştırmamız anlamında bir çaba harcamamız gerekiyor. Ülkemizin birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük etmeye devam ediyor. Bir maliyeti var tabii değil mi Sayın Kalaç, engelsiz bilişimin? Bu maliyeti kim ya da kimler üstlenmeli? Devlet, yerel yönetimler ve bunun dışında hepimize de görevler düşüyor galiba değil mi? Tabii tüm topluma düşüyor aslında burada görev. Birincisi şu, şöyle yaklaşıyoruz biz. Haklar ve bunun karşısında görevler var. Hizmet veren tüm kurumların, devlet kurumları olsun, üniversiteler, belediyeler, kendi yapmış oldukları hizmetleri engellere uygun hale getirmek ve görevliler aslında. Engelli vatandaşlarımızın da bu temel hakkına erişmesi lazım. Aslında buradaki sorumluluğu dediğim gibi hizmet veren herkesin üstlenmesi lazım. Verilen hizmetin toplumun belli bir kesimine yönelik değil de herkesin erişebileceği, herkesin yararlanabileceği şekilde yapılması lazım. O yüzden bu konuda hizmet verenlere önemli görev düşüyor. Ülkemizde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerdeniz ve ülkemizde devlet kurumlarımız, Cumhurbaşkanlığımız 2030 engelli vizyonuyla beraber çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Yeter ki tüm toplum olarak bu çalışmalara destek verip kurumlar arası işbirliğiyle hareket etmemiz önemli olacak. Ve tabii bir farkındalık yolculuğuna ihtiyacımız var. Şu anda yaptığımız da bu zaten. Evet, tüm evet. Toplumu harekete geçirmek engelsiz bilişim konusunda çok önemli. Burada hepimize görevler düşüyor sanıyorum. Son olarak neler söylersiniz Sayın Kalaç? Son olarak ben öncelikle TRT Trabzon Radyosu'na bize bu alanda fırsat verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun efendim. Asıl biz teşekkür ederiz. Toplumun genelinde de bizi dinleyen kişilere de engellerin bilişim alanında yapılması gereken çok iş var. Bu alanda herkesle işbirliği yapabiliriz. Bizler de mümkün olduğu kadar platform olarak katkı sağlamaya çalışırız.
engelsizgirişim.org adresinden hem biraz önce bahsetmiş olduğunuz kitabımız ve bugüne kadar yaptığımız tüm yayınlara ulaşabilirler. Oradan gerekli bilgileri alabilirler. Aynı zamanda herhangi bir çalışma için de bizimle iletişime geçip ortak çalışma yapabilirler. Ben tekrar size de yayın vermeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Görevimiz efendim. Mutlu ettiniz bizi, zenginleştirdiniz. Farkındalık yolculuğunda hep varız. Taşın altına elimizi koyarız sizlerle birlikte. Tabii topyekün bir eğer kalkınma olacaksa, refah olacaksa orada da yerimizi almak isteriz ki o yolculukta varız her zaman. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için tekrar. Görüşmek dileğiyle efendim. Engelsiz Bilişim kitabının editörü. Aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi doktor öğretim üyelerinden ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu koordinatörü Sayın Mustafa Özhan Kalaç konuğumuzdu. Yavaş yavaş da artık bir TRT Trabzon Radyosu yapımı Hayatın İçinden programının daha sonuna.